Boşuna geldik kurban almaya. Niye boşuna gelelim abi? Ben daha geçen sene kestim kurbanı, bile bitiremedim. Hepsi buzdolabında duruyor. Buzdolabına niye kattın ki? Bozulmasın diye. Hadi beni boş ver. Benim param var. Senin yiyecek ekmeğin bile yok. Sen niye kurban alıyorsun? Kesmesem eti insanlara dağıtırken nasıl resim çekip paylaşacağım? Hem akrabalara gövde gösterisi yapmam lazım. İlk ben keseceğim. Kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin diye saat 6.30-7 gibi görürsün hikayemi. Ne günlere kaldık. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Fiyatlar nedir? 200'den başlıyor, 3.5'a kadar gidiyor. Küçük başlar ne kadar peki? Küçük başlara söyledim zaten. He. Taksit yapıyor musunuz peki? Kaç taksit işini görür? En çok kaç taksit yapabilirsiniz? 3000 ay taksit yapsam ayda 1 lira 1 lira getirip bana verir misin? Veririm. Ya bir git Allah aşkına. Bir de ciddi ciddi veririm diyor. Kurban taksiti olur mu hiç? Durumum yok. Durumun yoksa kesme. Bırak da durumu onlar kesip getirsin sana. Kurbanı kesip etlerini dağıtırken resim paylaşacaktım. Millet ne der sonra? Sen Allah'a hesap vereceksin. Boş ver milleti. Sıkma canını. Ben alıyorum zaten. Kesimi de yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz abi. Hatta kestikten sonra 7 pay yapıyoruz. Dağıtırken zorlanmayın diye. Ne dağıtması? Hani durumu olmayanlar da et yesin diye dağıtılıyor ya kurban etleri. Siz ne yapıyorsunuz kestiğiniz eti? Yiyoruz. Hayırlı olsun abi, ilk kurbanını sattın. Sattım da satmaz olaydım. Niye abi? Biri el aleme gösterisi için kurban kesmek istiyor, diğeri dipini doldurmak için. Bilmiyorlar ki kurban ne gösterisi için ne dolabını doldurmak için kesilir. Kurban Allah'a ibadet edip fakirleri doyurmak için kesilir. Sıkma canını, bir pay vereceğim sana. İyi bari, o payı sanki ben kesmişim gibi birine verip çekip Instagram'a atarım. Kolay gelsin, kurbanlık alacaktım da. Gösteriş için mi, difüze atmak için mi? Allah rızası için.